hep İslam ya hiç İslam, ya tam İslam, ortası yoktur. Yani ya hiçtir ya tamdır, yarımı olmaz. Ama kelime-i şehadet getiren de cennete gidecek diye buyuruldu. Bunu nasıl değerlendirmemiz lazım? Bismillahirrahmanirrahim. Yine anlamamışlar o meseleyi. Ya hep ya hiç dediğimiz İslam'ı ya tamamen kabul edersin ya kabul etmezsin. Şöyle bir şey yok yani. Ben evet Allah'ı kabul ediyorum, peygamberi kabul ediyorum. Namaz yok, namaz olamaz. Oruç olamaz. Tesettür olamaz. Böyle bir İslam kabulü yok yani. İslam bütün ahkamıyla, hükümleriyle ha bir Allah-u Teala'nın sahabe-i kirama yavaş yavaş öğrettiği gibi öğretme uslubu olur. Onda sorun yok. Ne dedi Peygamber Aleyhisselam? Önce dedi imanı öğret, sonra namazı öğret. Sonra orucu öğret. 15 sene sonra tesettür emri geldi, içki haram emri geldi mesela İslam'da. Bu şekilde bir uslubu olabilir ama İslam'ı kabul edeceğim diyen insan bütün ahkamıyla kabul edecek. Diyemez ki ben Allah'ı kabul ediyorum, Resul'ü kabul ediyorum ama işte İslam'ın şu hükmünü kabul edemem, bana bunu kabul ettiremezsiniz. Böyle bir İslam kabulü olmaz. Allah mı Celle Celaluhu senin Rabbin? Allah. Peygamberin Muhammed Mustafa mı sallallahu aleyhi ve sellem? Evet. Bunun gereği nedir? Onlardan gelen her şey kabulümdür. İtiraz edemezsin. Allah'a ve Resulüne itiraz etmek olur. Bu. Onun haricinde ama ben Müslüman oldum ama namazı bir türlü kılamıyorum. Veyahut da hepsini tam kılamıyorum. Ben Müslüman oldum ama orucu tam tutamıyorum. Ben Müslüman oldum ama tesettürü tam yapamıyorum. Bu Müslümandır. Bu fiiliyatı kabulde sorun yok. Uygulamada sorun var. Bu Müslümandır. Allah'ın izniyle son nefesinde kelime-i tevhidi muhafaza ederse ki zaten bu ibadetleri onun için yapması lazım ki muhafaza etsin diye. Allah'ın izniyle muhakkak cennete gidecektir. Hiçbir sorun yok yani bunda. Son nefeste kelime-i tevhidi muhafaza etsin tamamdır. Ama 5 vakit namazı kılıyor. Orucunu da tutuyor. Tesettürü kabul etmiyor. Olmaz. Müslümanlığı olmadı bunun. Kabulü yok. Uygulama doğru da olsa çok uygulamaları kabulü yok. Olmaz yani. Anlatılmak istenen odur. Şey meselesinde de odur. Mesela onu da çok söylüyorlar. İslam'da zorlama yoktur. Ne demek bunun manası? İki tane bunu ifade eden söz var. Birisi la ikraha fiddin. Ayeti kerimedir bu. Dine zorlama yoktur. Ne demek bu? Kimseyi zorla dine sokmayız. Manası bu. Kulağından tutup gel Müslüman olacaksın. Öyle bir şey yok. Biz anlatırız, hür iradesiyle kabul eder. Ederse Müslüman kardeşimizdir. Etmezse ülkemizde yaşayan zimmilerin haklarını kullanır. İkincisi hadis-i şerifte la harace fiddin. Dinde zorluk yoktur. Ne demek bu? Allah subhanehu ve teala kulunun gücü yetmeyeceği şeyi ona yüklemez. Demek değil ki sana zor gelen her şey dinde yoktur. Ona bakarsan birisine namaz kılmak zor gelir, birisine oruç tutmak zor gelir, birisine zekat vermek zor gelir, birisi hac zor gelir yani. Hepsini kaldırıp atalım o zaman. Bunların açıklaması böyledir. Yani öyle gelişi güzel, keyfine göre açıkladın mı olmaz. Şimdi hocam cemaatte mesela kadınlar çarşaf giymiyor. Giyen bir kısım var, giymeyen var. Veya açık. Böyle cemaat olmaz. Direkt çöpe attı yani. Kadın için mesela Avrupa'da... O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Ama buna dayanarak söylüyor hocam. Ya hep İslam ya hiç İslam. Kapanmıyorsa o senin cemaatinin kadınları. Öyle İslam yok. Hani biz kapanması için biraz müsaade edelim. Zamanla imanı yükselir. Yani sahabe-i kiramın içerisinde de hepsi bir noktada değil. Hazreti Ebu Bekir gibi miydi herkes? Herkes Ali, Hazreti Ali gibi miydi yani? He? Resul-i Ekrem'i kızdıranlar vardı. Resul-i Ekrem'in içki içtiği için had uyguladıkları vardı. Zina yaptığı için had uyguladıkları vardı. Öyle haşa ve kella. Öyle sahabi olmaz mı diyeceksin yani? Saçma. Her insan bir olabilir mi? Rabbimiz Celle ve Ala ya eyyühellezine amenu tuubu ilallahi cemiyen. Hep birlikte Allah'a tövbe edin. Sahabe-i kiram günah işlemiyorsa Allah-u Teala niye tövbe edin desin? Yanlış yapanlar olur. Herkes Hazreti Ebu Bekir gibi olabilir mi? لَوْغُزِنَا اِيمَانُ اَبْ بَكْرٍ بِيْمَانُ وَلَّ رَجَحَ
ümmetimin bir imanlı bir kefeye konsa, Ebu Bekir'inki bir kefeye konsa, Ebu Bekir'inki ağır basar diyor Peygamber Zişan. Yani saçma, herkesi bir anda, sen kendi çocuklarını bile her aynı statüde yetiştiremiyorsun ki. Biri uçuyor, biri kaçıyor, biri bilmem ne yapıyor yani. Nerede kaldı cemaatte adam 40 sene sonra gelmiş, kapıdan içeriye girmiş. Tamam, evliya olacaksın bak, yoksa çık. Öyle mi diyeceğiz? Yani saçmalık bunlar ya. Kendilerinin yapmadığı işler. Yani dünya hayatında da öyle yapsınlar. Kardeşim, bu fabrikada herkes dediğim gibi çalışıyorsa çalışsın, yoksa kapatıyorum fabrikayı. Saçmalık. Cemaate girer. Cemaate girdiği zaman biat alıyoruz. Ne demektir biat? He, ben Şeyhim Hazretlerinin edep yolunda elimden geldiği gayreti gösterip yürüyeceğim. Ben şahsen başaramıyorum daha onu yani. Başarmaya çalışıyorum. Çalışma içerisindeyim. O zaman biz de cemaat değiliz. Yani cemaat değil, ne konuyor? Hak cemaat değildir demek. Saçma. Dedim ya, Resul-i Ekrem'in sahabisinde bile yanlışlar yapanlar vardı yani. Ve Allah-u Teala onların hepsine ne dedi? يُبَشِّرُهُمْ رَبُّمْ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٍ مُقِيمٍ. Ayet-i kerimedir bu. Estağfirullah, bismillah. Allah müjdeliyor onları. Kendi katından rahmetle, cennetlerle, müjdelerle. Hocam, Zellat Asmal peygamber dedi. O zaman peygamber değil mi? Yani, daha nice nice şeyler. Tamam. Daha fazla sohbet ve videolarımız için bizi YouTube, Facebook, Twitter ve Instagram üzerinden At Dergah adıyla takip edebilir. Hizmetimize destek olmak için kanalımıza ve sayfalarımıza abone olabilirsiniz.